Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kargolarım var. Şöyle hazırlık yaptım. Aslında dün akşamdan şöyle hazırlamıştım bana bir kolaylık olsun diye. Çünkü yani uzun zamandır arkadaşlar da bekliyor. Benim de biliyorsunuz yerim yok. Bayağı bir hani uğraştırıyor paket işi beni. Şöyle akşamdan hazırlamıştım. Şöyle bakın toprakları dökülmesin diye. Böyle bunlar inşallah arkadaşlar Ayşe Hanım'a gidecek. Ayşe Hanım da yeni aglonemaları bekliyordu. Maalesef aglonema gelmeyecek arkadaşlar. Dün akşam yani çok şükür bir cevap verdiler. O da olumsuz bir cevap oldu benim için. Geri ödemeyi iade edeceklermiş. Ellerinde yokmuş. Ne zaman geleceği belli değilmiş diye. Yani aslında ellerinde yoksa niye ödemeyi alıyorlar? Hani sipariş oluşturuyorlar. Ben de onu anlamış değilim. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunda da vardır bir hayır diyorum artık. Yani yavaş yavaş böyle gönderim yapıyorum. Ayşe Hanım da istedi çiçeklerini. Şöyle yeni eklemeler yaptık. Şundan ekledim. Şu yeni bugün geldi arkadaşlar. Bu türde çok güzel. Şöyle koleksiyonluk bir tür. Bunu kök ayrımı yaptım. Bunu gruptan paylaşmıştım. Tabii YouTube'daki çiçek dostlarım bilmiyordur. Yani şöyle grupta olan arkadaşlar biliyor tabii ki. Böyle isteyen arkadaşlar olmuştu. Hepsini ayırdım. Çok güzel bir tür bu arkadaşlar. Çok da hoşuma gitti. Böyle gümüş renginde kalpli yapraklı. Böyle bu şekilde. Burada da daha önceden ayırmıştım. Şöyle turuncudan ayırdım. Bu şekilde bunlardan ayırdım. Bakın Pink Prenses var. Aglonema yeşillerden 3 çeşit var. Ayşe Hanım'ın. Şöyle dua çiçeği var. Bu da şöyle beyaz alacalı çiçeğinden. Bu yeni gelen bir türdü. Bundan da satışını yaptım. Son 2 tane kaldı elimde. Böyle bunlar gidecek arkadaşlar. Ayşe Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Ümran Hanım'ın ilk siparişi. Dün akşam sipariş oluşturduk. Şöyle kırmızı damarlı. Şöyle Maranta'dan almak istedi. Şöyle göstereyim boyutunda. Çok güzel. Bu şekilde bunu göndereceğim ve turuncu çiçekten istedi arkadaşlar. Onu göndereceğim inşallah. Yani saksı değişimi yapmasına gerek yok ama istiyorsa Ümran Hanım saksı değişimi yapabilir. Bu şekilde Ümran Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da arkadaşlar Kayseri'ye gidecek. Bunlar Balıkesir'e gidecek Ayşe Hanım'a. Bu da Trabzon'a gidecek inşallah. Şöyle Elif ablacığım istedi. Bu da özel türlerden, koleksiyonluk türlerden. Şöyle Phyodendron türleri şunlar arkadaşlar hepsi. Şu türler koleksiyonluk dediklerim. İsmi de bir yabancı. Hepsinin farklı bir ismi de var. Bu aynı aileden. Şöyle bakın. Bunu hani istedi. Aldığım yerde de vardı. Şöyle sipariş verdim geldi. Ama almak isteyen arkadaşlar da olursa tekrar sipariş veririm. Çok pahalı türlere giremiyorum arkadaşlar. Ama istiyorsanız sipariş oluşturabilirim. Bunun fiyatı 400 TL arkadaşlar. Şöyle yaprakları bakın. Boyutu da 2 karış kadar var. Şöyle güzel. Şöyle yaprakları bakın. Şekilde. Bunun varigata türleri de var. Görmüştüm ama onun fiyatı nedir bilemiyorum. Bu düz yeşil yapraklısı. Bunun fiyatı 400 TL arkadaşlar. Şöyle yeni yaprakları da geliyor. Güzel bir tür. Değişik. Şöyle marantası var. De bu marantadan var. Şöyle göstereyim. Bu da böyle 3 dallıydı. Şeyi bantla yapıştırdım bu şekilde. Hani ayrılıyor birbirinden. Böyle bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Elif ablacığım sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt çiçeklerini. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
Bugün böyle üç arkadaşımıza inşallah bunlar gidecek arkadaşlar. Şöyle bunları da akşamdan hazırlamıştım. Şunları da artık saracağım, paketleyeceğim bugün. Şöyle bunlar var elimde. Şu şekilde bakın. Monstera tava. Neydi? Deve tabanı, tava diyorum. Deve tabanı arkadaşlar. Aslında hiç de güzel değil deve tabanı demek de. Monstera güzel isim. Şöyle bunlar 120. Şunları da ayırdım arkadaşlar. Şöyle yapraklarında hani sararma vardı. Onları kestim. Bunları hani uygun fiyatlı vereceğim. Şöyle bakın tek yapraklı ama yeni hani sürgünleri geliyor. Şöyle köklü, tamamen çok köklü. Çelikten değil. Bu türden arkadaşlar. Bundan. Şöyle tek yaprak olduğu için bakın yeni yaprağı da gelecek inşallah. Bunlar 120 arkadaşlar. Şöyle inanın çok pahalı bir tür. Ben de çok pahalı aldım. Şöyle kök ayrımı yaptım. Hani çok köklü de değildi. Bir saksıda 3 kök vardı. İsteyen arkadaşlar da olmuştu. Büyük boylarını ayırdım. Bunlar da aslında dallı budaklıydı. Bir iki hani sararmıştı. Onları kestim. Bu şekilde hani biraz daha uygun olmuş oldu. 120'den vereceğim. Saksı değişimi yapmanıza da gerek yok. Bakın toprağım da çok iyi bir toprak. Şöyle sel top kullanıyorum. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada pink prenseslerim var. Şöyle göstereyim. Çoğu çiçek dostlarım aldı. Almayanlar varsa kaçırmasın. Sanırım bunlar arkadaşlar çift köklü bakın. Görüyor musunuz? Gövdesini iki tane. İki gövdeli. Güzel bir tür. İsteyen arkadaşlar böyle çiçek seven dostları varsa hani ikiye bölüp de paylaşım yapabilir isterlerse tabii ki. Şöyle iki gövdeli. Koyu yapraklı. Şöyle çok koyu bir yeşil. Şöyle dalları da böyle mürdüm. Bordo gibi bir renk var. Patlıcan moru gibi. Bu şekilde bunlar da renkleniyor. Şöyle yaprakları alacalı oluyor bunlar da. 200 TL bunların fiyatı arkadaşlar. Şöyle bir tane maranta var. 150 kırmızı damarlı. Şu var. Son bir tane kaldı. 150. Şöyle koleksiyonluk bir aglonema bu da. Şöyle göstereyim. Bu da köklü. Bardak içinde hani saksım yoktu. Bardağı aldım. Aslında saksıya geçirebilirim ben bunu. Şöyle bakın. Tam net belli olmuyor arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Şöyle bakın. Telefonun bazı çiçekleri çok iyi çekmiyor. Şu da Ayşe Hanım'ın. Unuttum ben bunu göstermeyi. Şu çiçek Ayşe Hanım'ın. O da gidecek. Biraz yer açılacak. Seviniyorum. Yani gidiyor ya gitmesine seviniyorum çiçeklerin. Şöyle zeytin dallı ve dua çiçekleri var arkadaşlar. Bunlar 250. Yani aslında ben bunlardan hiç kar etmiyorum diyebilirim. İnanın. Çünkü saksıyı 400'e aldım arkadaşlar. Düşünün bir de kargo bedeli. İkiye bölebildim. Bu seferkiler hani çok köklü gelmedi. Önce ikiye böldüm ve toprak kullandım. İnanın. Yani zararına diyebilirim. Bu şekilde. Şöyle bakın. Çok güzel tür bu da. Kendime de inşallah ayıracağım. Muhteşem bir dua çiçeği bu arkadaşlar. Yani kaçırmayın. Çiçek sevenler yani kaçırmasın derim. Böyle koleksiyonluk bir türüm var. Yani Philodendron isimli yine. Fire bunun ismi. Verigata. Fire diye geçiyor. Şöyle.
Bunun yaprakları temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar parlatıcı hani sıkmam istemiyorlar. O yüzden sıkmadım. Şöyle biraz mat duruyor. Tabii ki bir temizlenirse daha güzel olacak. Şöyle bunlar verigata türleri. Bu ve büyüdüğü zaman çok güzel oluyor yaprakları. Şöyle kenarları tırtırlı gibi. Şöyle bakın bu şekilde. Böyle bunlar da. Bunlar 270. Bunlar 200 arkadaşlar. Şöyle. Menekşe gelecek bugün inşallah. Menekşeler öğleden sonra gelir. Ben paketlemeyi yapayım en azından. Kurye de gelip bunları alır. Menekşeyi getirdiği zaman. Şöyle bunlar var. Bakın bunlar muhteşem. Çok güzel. Bunların yaprak deseni muhteşem. Bakın harika duruyor. Bunlar da 200 arkadaşlar. Şunlar son kalanlar elimde. 200 aglonema. Şöyle bakın. Şuradan da yeni yaprak geliyor. Şuradan şunlar da yeni yapraklarını açacak. Şöyle. Şu 130. Şöyle 3 yapraklı. 130 o arkadaşlar. Şöyle yine Pink Prenses serisi sizlere göstereyim. Bu şekilde bakın alacalı oluyor pembeli. Çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bakın iki köklü bu. İki gövdeli. Şuradan daha iyi belli olur. Evet bakın. Şöyle iki gövdeli. Bunlar 200. Bunların fiyatı. Bunlar 150 demiştim. Şöyle bir tane var elimde. 130 bu arkadaşlar. Şöyle boyutunu da göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Çok güzel bir tür. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım kök ayrımı yapınca. Yani dayanıklı. Bazı türler çok nazlı oluyor. Bunlar da benim yerlerde böyle. Çiçek sevgimiz böyle işte. Çiçek aşkımız. Yani yer olmasa bile ne inanın hepsinden ayırasım geliyor ama işte böyle seçiyorum aralarından. Şu Fatma ablacığıma gidecek. Şunlar benim zaten. Bu şekilde. Daha raf almadım arkadaşlar. Şimdi balkonu kapattırıyorum. Bakacağım duruma göre, ona göre bir hani karar vereceğim inşallah. O zaman alayım dedim. Şöyle. Bir de zaten biraz 15 gün sonra takılacak. O zamana kadar da tabii peşin yaptırıyorum. Biraz birikim yapmam lazım. Şöyle bunlar var. Şu sukulentlerimi de göstereyim. Uzun zamandır göremedik. Şöyle bakın. Çok güzel renklendiler ve kaç defa söktü kuşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu çiçek açacak inşallah. Şöyle bu kristal türü. Bunu kaç defa söktüler arkadaşlar. İnanın. Şöyle bakın kırdılar hep sukulent şey kaktüslerimi. Şurada kaktüsler var. Balkondan bir kısmını buraya aldım. Şunların renklenmesi için. Çok da güzel renklendiler. Bakın. Şöyle göstereyim. Bu da klimanın motoru. Buraya koydum ama. Korka korka koydum artık. Şöyle bakın. Bunu da kaç defa söktüler. Hatta birkaç tanesi yok. Artık götürdüler mi aşağıya mı düştü? Ne oldu bilmiyorum. Bakın şu verigata türüne muhteşem. Netleştirirse göstereceğim. Netleştirmiyor. Allah Allah. Şimdi bir saniye. Şunu alayım. Bakın arkadaşlar, güneş de muhteşem renklendi.
Bundan gelecek satışta olacak almak isteyen arkadaşlar olursa şöyle verigata türünden sukulent. Çok güzel. Böyle kuşlar inanın hiç rahat vermiyor. Kaç defa söktüler. Bunlar da susamış. Şuna bayıldım. Renklenmesine harika renklendi. Burada güzel ışık aldığı için güneşi seviyor arkadaşlar. Sukulentler. Şöyle şurası da balkonum. Kapanacak inşallah. Kurtulacağım kuşların zararlarından. Kuşlar üzülecek ama yapacak bir şey yok. Artık başka balkonlar ararlar. Şöyle ama tabii ki ben de sukulentlerimden vazgeçmiş olacağım. Kapatıyorum. Sukulent diyorum, kaktüsleri, ay sardunyalardan arkadaşlar. Bugün götüreceğim anneme. Saksılarımı mecbur götüreceğim. Balkon kapanacağı için kapalı balkonda zaten sardunya olmaz ve yerim yok. Çoğunlukla şöyle salon çiçeklerini artık bir kısmını oraya taşıyacağım, bir düzenleyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Sadece satışta olabilir sardunya. Var, köklendiriyorum şu anda. Gül sardunya isteyen arkadaşlar olursa 100 TL'den fiyatım. Kırmızı gül sardunya var. Fırfırlı naciye var. Almak isteyenler olursa köklü bir şekilde. Çok güzel rengi. Böyle bordo kırmızı gibi harika bir rengi var. Hatta paylaşmıştım. Instagram hesabıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Çiçek dolu dünyam. Başka bir hesap da var, Çiçek dolu dünyam. Karıştırmasanız, çünkü benim hesabımda Zeynep Emre diye yazıyor. Çiçek dolu dünyam diye girin. Zaten sukulent profili resminde var. Böyle arkadaşlar, bugünlük videom. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Size hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Bana da kolay gelsin. Şöyle paketlememi yapayım. Ondan sonra akşam da inşallah balkonu anneme taşıyacağız. Öyle olacak artık. Yapacak bir şey yok. Böyle. Hoşça kalın.